Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de fizik dersinde karşınızda Mehmet hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bundan sonra fizik derslerini Mehmet hoca ile beraber yapacağız. Tabi hem konu anlatımı hem de bol bol soru çözümleri. Ve ilk ünitemize başlıyoruz. Buyurun hocam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Akışkanların basıncı. Öncelikle hocam katıların basıncından bahsedelim. Basıncın önceki bir tanımına bakalım. Basınç, evet, birim yüzeye dik olarak etkeden kuvvete basınç denir. Yani şu şekilde bastırdığım anda bir kuvvet. Bir kuvvet uyguluyoruz. Biz buna ne diyoruz? Basınç diyoruz. Mesela şöyle ufaktan bir cismin ağırlığı olsun G. Taban alanında S diyelim. İşte buradaki basıncın formülümüz basınç eşittir G bölü ağırlığı bölü yüzey alandır. Yüzey alan. Evet, tamam, G bölü S'dir. Hı hı. Bir cismin ağırlığının yüzey alanına oranı basıncı verir. Ve basınç P ile gösterilir. Formül burada. Formülde burada. A ya da S aynı şey herhalde. Aynı şey yüzey alan olarak geçer. Bazen öğrenciler şaşırmasınlar. Bazen S kullanırlar. Bazen de A'yı kullanırlar. Hı hı. Burada ağırlığımızı ne yapıyoruz? Newton. Birimiz Newton'dur. Biliyoruz hocam. Kütleyi biz ağırlıklı yer çekim ivmesiyle çarptığımız zaman neyi buluruz? Mg bize neyi verir? Newton'u verir hocam. Hı hı. A yüzey alanı metrekare cinsinden alıyoruz. P basıncın birimi de Pascal. Pascal. Newton bölü metrekare bize neyi verecek? Pascal'ı verecek hocam. Tamamdır hocam. Basınç bir kere skalerdir. Bunu bilelim. Vektörel değildir. Basınç skalerdir. Yani bir yönü yok. Bir yönü yok. Dolayısıyla basınç nedir diyoruz? Skalerdir diyoruz. Bir örnek çözelim. Ayşe tek ayak üzerinde dururken zeminde oluşturduğu basınç P'dir. Ayşe iki ayak üzerindeyken zeminde uyguladığı basınç kaç P'dir acaba? Şimdi şöyle bir Ayşe'yi böyle bir çizmeye çalışalım. Şöyle basit bir şekilde. Dedim hocam çöp adam çizecek. Çöp adam gibi böyle. Artık şöyle öğrenciler daha iyi anlasınlar diye. Şöyle ayakları var bunların. Şimdi tek ayak üzerindeyken o zaman taban alanına S diyelim. Hı hı. Basıncımız neymiş burada? P'ymiş. Ağırlığına da Ayşe'nin G diyelim. G bölü S'e bunlar ne demişler? P demişler. İki ayak üzerinde durduğu zaman G bölü ne diyeceğiz? 2S diyeceğiz. Çünkü iki ayakta toplam 2S var. Evet. Dolayısıyla basıncımız buradan ne çıkar? G bölü S'ye P dersek G bölü 2S'ye aslında P'yi ne yapmışız biz burada? 2'ye bölmüşüz. O zaman basıncımız da bizim ne çıkar? P bölü 2 çıkar. Oh, güzel hocam. Evet. Tek ayakla basıyorsak P, iki ayakla P bölü 2. Böyle aslında bir çivi örneği de verebiliriz. Normalde çivinin arka ucunu şöyle elimize değdirdiğimiz zaman çok fazla acıtmazken biz ön ucunu değdirdiğimiz zaman da ne olacaktır? Daha elimiz acıyacaktır. Değil mi? Ne oldu burada? Yüzey alanı daraldı, kısaldı. Alanı küçülttük. O yüzden de basıncımız ne olmuş oldu? Artmış oldu. Ya bu şey gibi mi hocam? Onu 2'ye böldüğümde 5 olurken evet. Onu 5'e ya da 1'e böldüğümde 10 oluyor. Evet, 10 oluyor. Büyüyor. Daha da basıncımız artmış oluyor. Demek ki yüzey alanıyla basınç ters orantılıymış hocam. Ağırlıkla da doğru orantılı diyebiliriz. Evet. Ağırlık arttıkça da basınç artar diyebiliriz. Evet, günlük hayattan örnekler verelim. Karda yürüyebilmek için ayaklara hedik giyilmesi. Nedir buradaki amacımız hocam? Hedik ne hocam? Hedik. Böyle geniş tabanlı ayakkabılar diyebiliriz aslında. Filmlerde görüyorum evet. Böyle geniş gibi tabanlı. Böyle. Sanki böyle tenis roketine benzer gibi, raketine benzer gibi bir ayakkabı diyebiliriz yani. Büyük bir ayakkabı. Evet, buradaki amacımız nedir? Basıncın azalması. Hı hı. Basıncı azaltarak kar üzerinde ne yapıyoruz? Güzel daha bir şekilde daha rahat bir şekilde yürüyebiliyoruz. Daha iyi kesmesi için bıçakların bilenmesi. Çünkü sivriliyor. Daha sivri olmuş oluyor. Yüzey alanı daraltmış olduk. Dolayısıyla basıncı ne yapmış olduk? Arttırmış olduk. Aynı şekilde iş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması. Değil mi? Kalın ve büyük olduğu zaman. Şeylerde var hocam. Dozer biliyoruz o evet. Şeylerde daha ya da tank değil tanklarda değil mi daha geniş. Böyle daha geniş daha geniş olması nedir basıncın düşmesi basıncı düşürerek de ne yapıyoruz yolda daha rahat hareket. Bir şekilde hareket etmiş oluyoruz. Bunların hepsi neydi? Basınç kavramıyla alakalıdır diyoruz. Tamamdır hocam, geçtim ben buraya hocam. Geçebilirsiniz hocam. Evet, durgun sıvıların basıncı. Evet, buradaki basıncımız formülü arkadaşlar H çarpı D çarpı G. H burada HDG. Hı hı. H burada K noktasının sıvı yüksekliğine olan sıvının yüzeyine olan yüksekliği. Hı hı. H. D sıvının yoğunluğu. G de bildiğimiz gibi yer çekimi. İğmesi. Ne yapıyoruz? Yüzeye olan yüksekliği alıyoruz. H çarpı D çarpı G diyoruz. K noktasının sıvı basıncını bulmuş oluyoruz. Hı hı. Burada mesela L noktasının sıvı basıncı nedir dediğimiz zaman PL eşittir yüzeye olan yükseklik. Arkadaşlar hata yapmayalım. Bazen
Öğrenciler ters mi alıyorlar? Ters hocam? Alıyorlar. Aşağı doğru olan yüksekliği alıyorlar. Kesinlikle almıyoruz. Bu hataya düşmüyoruz. Yüzeye olan yüksekliği alıyoruz. Haş aldı. Haş aldık. Haş çarpı sıvının yoluna D demişiz. D çarpı G nedir diyoruz? L noktasının sıvı basını bize verir. K noktasının sıvı basıncı nedir? O zaman yüzey ise 3 haş alacağım ben. Evet. Burada. Yüzey olan toplam yüksekliğimizi aldık. O da 3 haş. 3 haş çarpı D çarpı. Aynen. G diyoruz. 3 haş DG bize yani neyi verir? Şunu öğrendik hocam. Sıvıların da basıncı varmış. Evet. Sıvıların da basıncı var. Sıvı basıncı sıvının yüzeyine olan uzaklıkla yani derinlikle doğru orantılıdır. Haşla doğru orantılı. Sıvının öz kütlesiyle doğru orantılı. Öz kütle ne kadar büyük olursa sıvının basıncı da artar diyoruz. Kabın sıvı ile temas yüzeyine diktir. Her zaman sıvılar kabın kenarlarına, yüzeylerine dik olarak etki ederler. Mesela K noktasını etki eden basıncı şöyle dik olarak gösterebiliriz. Mesela yan yüzeye etki eden basınç nedir dediğimiz zaman dik olarak alacağız. Evet, kabın sıvı ile temas yüzeyine diktir demiştik. Evet, sıvıyı içeren kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir. Nelere bağlı? Sıvının yoğunluğuna bağlı. Bir de yüksekliğe bağlı. İşte kabımızın şekli farklı bir şekilde diye bunun basıncı da farklıdır diyemiyoruz. Sadece yüzeye olan yüksekliğe bakıyoruz yani. Yani her noktada zaten dik alacağım ben. Her noktada dik alacağız. Evet. Geçtim gönderebiliriz hocam. Evet, iyi bir soru geldi. Evet. Ne demiş sorumuzda? K ve L sıvılarının kap tabanına uyguladıkları sıvı basınçları eşittir. O zaman DK sıvısı demiş, DL'ye kaç katıdır demiş. Yüzeye olan yüksekliğimizi aldık. H. O zaman PK'yı yazarken ben H çarpı sıvımız DK çarpı G'dir diyoruz. Yani yükseklik. Evet. Bu ne oluyordu? Yoğunluk. Yoğunluk. Bir de yerçekim aynı. Aynı bir zaten. Bir de PL'yi hesaplayacağız. Bir de PL'yi hesaplıyoruz. Yüzeye olan yükseklik. 3H. DL çarpı G diyoruz. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşit diyelim. H çarpı DK çarpı G eşittir. 3H çarpı DL çarpı G. Hocam G'ler mafiş birbirini götürür. Aynen. Doğru mudur hocam? H'lar mafiş birbirini götürdü. Ne kaldı? DK eşittir. 3DL kaldı. O zaman DK DL'nin 3 katı. Aynen hocam. DK buradan ne çıktı? DL'nin 3 katı çıktı. Cevabımız neymiş diyoruz. 3'tür diyoruz cevabımıza. Vay hocam. Basitmiş ya bunlar. Sınavda da gerçekten hocam böyle basit çıkacak. Yani. O zaman ben o formülleri bir kenara yazarım. Evet. Yani sıvı basıncı. Ya yeri geliyor hocam direkt sorunun üstünde formülde veriyor böyle sözel olarak. Diyor ki sıvının basıncı diyor işte yükseklikle doğru orantılıdır. Sıvının yoğunluğa doğru orantılıdır aslında diye aslında veriyor bir aslında. Şey ya matematikte biz hep şunu deriz arkadaşlara. Yani bir sayıyı çarptığınızda değiştirdiğinizde aynı sonucu alıyorsanız hocam şöyle bir göstereyim de doğru orantı çok karıştırıyor öğrencilerimiz. Mesela arkadaşlar iki tane sayının çarpımı var. A çarpı B diyelim hocam. Evet hocam. Mesela ben buna 2 dediğimde buna 5 diyelim. Yani sonucum 10 olsun. Evet. Şimdi ben buna 1 diyorum. 5 10 olabilmesi için ne olması lazım hocam? 10 olması lazım. Evet. Şimdi bakın bu azalmış. Bu ne artmış? Artmış. O yüzden biz matematikte hep şunu deriz. Çarpımlar hep birbiriyle ters orantılıdır. Eşitliğin sağ tarafıyla doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Ama burada ben tutup da şuraya aynen dediğiniz gibi x sayısı dersem. Evet. Bakın bunu 2, 5, 1'e 10 yaptım. Artırdığınız zaman arkadaşlar x sayısı değişmiyor. O zaman a ile b birbiriyle nasıl orantılı? Ters orantılı. Bölme olmuş olsaydı örneğin x'i ne dedim? A bölü b oldu. Bu bir bölme. Evet. Arkadaşlar a'ya 10 dedim. B'ye 1 dedim. Sonucum 10 olmasını istiyorum. Evet. Şimdi ben x'e a'ya 20 derken sonucun 10 olmasını istiyorsam b'nin de 2 olması lazım. Bakın evet. A 10 iken 20 olmuş artmış. B 1 iken 2 olmuş artmış. Evet. Bu da bölme olduğu için bölmelerde doğru orantılıdır. Ama yine Mehmet Hoca'nın dediği gibi karşılıklı olursa tersler doğruya dönüşüyor değil mi hocam? Doğrudur hocam. Evet. Hocam formülde de hocam siz yazdınız ya o geldi aklıma. HDK. Evet. Şimdi H'la basınç karşılıklı. Karşılıklı doğru orantılı. D ile basınç karşılıklı doğru orantılı. O zaman H'la D çarpımında kendi aralarında ters orantılı. Bu şekilde evet. Algılayacağız. Uzun zamandır matematik anlatmıyorum hocam. Araya da serpiştirmiş olduk. Aynen öyle. Sıvı basınç kuvveti. Yine aslında formülümüz benziyor birbirine. Basıncımız neydi bizim burada? H çarpı D'ydi. Burada da sıvı basınç kuvvetini sorduğu zaman bir de yüzey alanına çarpacağız. Aynen. Yani buradaki basıncımızın formülü H çarpı D çarpı S'dir diyoruz. Yani G'yi de ihmal ettik. Yani G hep sabit olduğu için
yazmadık burada. Yazabiliriz. Sıkıntı yok yani. Yani burada sadece ekstradan ekstradan yüzey alanı gelmiş oldu. Yani bizim kap tabanındaki basıncımız zaten buraya dikti. Biz buradaki basıncını hesapladığımız zaman bir de burada yüzey alanına çarptığımız zaman işte kabın tabanına etki eden sıvı basınç kuvvetini bulmuş oluyoruz. Evet. Yani F eşittir. Aslında nedir? P çarpı S'dir. P yerine de biz zaten H çarpı D yazıyorduk. H çarpı D çarpı S bize neyi vermiş oldu? Basınç kuvvetini vermiş oldu. Yani istersek şuraya G'de yazabiliriz. G'de yazabiliriz. Kitaplarda aynı olduğu için. Aynen. Kitaplarda da zaten yazılıdır. İhmal de edebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi aklımıza nasıl kalabilir formül? Hadiseden aklımıza kalabilir. Çok kuvvetli bir sanatçı. Öğrenciler de biliyordur. Evet sanatçı. Evet. Evet. Dolayısıyla hadise dediğimiz zaman aklımızda kalır diyoruz. Evet, S tabana mesela bu yan yüzeye etki eden basınç kuvvetini sordular. O zaman ne yapıyorduk? Basınç yüzeye dik etki ediyordu. Tam burada ortasını etki eder diyoruz. O zaman buradaki basınç kuvvetini hesapladığımız zaman yüzeye olan dik uzaklığı alacaktık burada. Tamamına biz H dediysek o zaman buraya ne diyeceğiz? H bölü 2 diyeceğiz yarısına. Ortaya almamızda bir sebep var mı hocam? Kabın tam ortasını etkiler basınç. Tam ortasını alacağız. Gerçi burada da ortasını etkilese yükseklik yine H oluyor. Yükseklik yine H oluyor. Buraya ortaya etkilese H. Yükseklik H bölü 2 oluyor. Tamamdır hocam. Dolayısıyla basınç kuvvetimiz H bölü 2. Yüksekliği aldık. Sıvıyı aynen aldık. D. Bir de ne yaptık? S yüzey alanını aldık. İşte buradaki kabın yan yüzeyini etki eden sıvı basınç kuvvetini bulmuş olduk. Oldu. Böyle bitti hocam. Bitmiş oldu. Bitmiş mi oldu? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.